Yani Etikaz izleyicileri, bugün röportaj konuğumuz Startup Borsa CEO'su sevgili Levent Burak Demirel. Kendisiyle hem gündemi değerlendireceğiz hem Startup Borsa ile ilgili bilgiler alacağız. Kendisi çok eski sektörün en önemli isimlerinden bir tanesi. Levent Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi diyeyim, iyi olalım. Sizlerle çok eskiye dayalı bir tanışıklığımız var zaten. Eski de Doğru. yaptığımızı biliyoruz ama Startup Borsa maceranızı sizden dinlemek isteriz. Nasıl başladı, nasıl hayata geçti, neler yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Evet, çok geçmiş dönemde bir arada olduğumuz, iyi işler yaptığımız, bir karşılıklı olarak çalıştığımız bir dönem var. İyi oldu. Bugün de bir parçacık arayı kapatmış oluruz. Startup Borsa 2021 yılında kuruluyor. O 2021 yılını da özellikle altyapıyı geliştirmek üzere harcıyor. Startup Borsa girişimciyle yatırımcıyı bir araya getiren bir marketplace, bir pazar yeri. Amacı da likidite problemini çözmek. Girişim endüstrisinin, girişim sektörünün likidite problemini çözmek. Peki hangi taraflar var diye düşündüğümüzde bir girişimciler var tabii. Bu girişimleri kuran girişimciler. Onlar işlerini büyütmek için sermayeye ihtiyaç duyuyorlar. Ve o nedenle de sermaye artışı yöntemiyle girişimlerine para bulmaya, yatırımcı bulmaya çalışıyorlar. Bir problemi çözüyor. İkinci olarak da tabii melek yatırımcılar var. Bugünkü girişimlere yatırım yapan. Melek yatırımcıların şöyle bir sıkıntısı var. Bugün yatırımınızı yaptınız, 4-5 sene o şirketin içerisinde kaldınız. Ondan sonra da hissenizi satmak istiyorsunuz. Peki nereye satacaksınız? Bazı ülkelerde ikincil pazarlar çok gelişmiş durumda. Fakat Türkiye'de ikincil pazar gelişmemiş durumda. O nedenle bizim arzumuzda melek yatırımcıların yatırımlarını likide çevirip elde etmiş oldukları gelirleri yine startuplara daha yüksek gelir elde edeceğini düşündüğü yeni yatırımlara doğru akıtmaları, böylelikle pazarı da büyütmek. O nedenle ikinci taraf olarak da ikincil pazarda melek yatırımcıların hisselerini kolaylıkla devir edebilecekleri işlemlere bir şekilde iki tane melek yatırımcıyı buluşturarak onların bu işlemi yapmalarını sağlamak. Dolayısıyla çözmeye çalıştığımız problem startup borsa tarafında bu. Geçtiğimiz sene sitenin altyapısı bitti. Girişimlere ne gibi aslında özellikler eklendi ve girişimcilere ne gibi faydalar yaratıyor? Bir, klasik fon bulma yönteminde girişimciler melek yatırımcıları ya da kurumsal şirketleri, girişim sermayesi şirketlerini ya mail ile, ya tanıdıkları vasıtasıyla, ya da LinkedIn'den burada çalışan insanları bir şekilde ekleyerek şirketlerini tanıtma yöntemine gidiyorlardı. Başka bir yöntemleri yoktu. Ancak startup borsaya şu anda gelip kendi şirketlerini kayıt ettikleri anda bizim sistemimizde bulunan yatırımcıların hepsi kendilerini direkt olarak görmeye başlıyorlar. Burada girişimcilerin söylemiş oldukları en önemli şey, ben daha önce birçok kişiye mail atıp çok az kişiye ulaşırken startup borsaya kaydolduktan sonra yatırımcılar bana ulaşmaya başladı. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü girişimleri görülebilir, aynı zamanda erişilebilir kıldığımız bir durum ortaya çıkıyor. Bir kişinin tabii dikkat çekebilmesi için yapması gereken en önemli şey şirketinin kuruluş felsefesini ve bugüne kadar gelmiş olduğu noktayı startup borsa üzerinde çok iyi ifade ediyor olması. O nedenle bilgilerini doğru girmesi ve güncellemesi. Çünkü hiç kimse de gördüğü ilk anda "Aa, bu çok iyi şirket" diyerek o şirkette iletişime geçmiyor. İzliyor, belirli gelişmeleri gördükten sonra da iletişime geçen yatırımcılarımız var. Şimdi ne kadar bir büyüklük startup borsa içerisinde oluştu? Söyleşimize gelmeden önce baktım, 3200 tane kullanıcımız var bugün itibariyle. Bu 3200 kullanıcının 1050 tanesi yatırımcı. Bunun 900 üzerinde, 950 civarında olan bir kısmı bireysel, yani melek yatırımcı. Geriye kalan 100 dediğimiz şeyin 85 tanesi kurum. Yani kurumda birden fazla çalışan kişi de üye olduğunda biz kurumun altında görüyoruz. 85 tane kurum,
Ama bu kurumda çalışan 100 tane farklı insan şu anda bizim sistemimizde kayıtlı. Güzel olan şey, bir tek noktadan bu yatırımcılara erişebilme şansınız var ve bir tek yerden bu işi yönetebilme şansınız var. Startup borsanın sunmuş olduğu en büyük ikinci değer de bu. Yatırımcılar açısından nasıl bir şey var? Bilmiyorum. Biraz bekleyeyim mi? Devam edeyim mi? Ama ben devam ediyorum şu anda. Gayet süper. Süper. Şimdi yatırımcılar açısından da aslında bir girişimi bulmak yatırımcılar açısından en zorlu olan iş. Bugün bir girişim sermayesi şirketi hemen hemen bakmış olduğu bir 100 şirketin bir tanesine ya yatırım yapıyor ya yapmıyor. Yani bu oran 0.5 ile 1 arasında değişiyor. Dolayısıyla en önemli şey aslında yatırım yapılabilecek iyi girişimi bulmak. Şimdi startup borsada bu iş şöyle işliyor. Bir, geldiniz girişim olarak şirketinizi kaydettiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Herkes sizi görebilir, siz herkesi görebilirsiniz. Ama bu sadece startup borsanın sunmuş olduğu bir değer değil. İkinci değer, bir talepte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben yatırım turuna çıkmak istiyorum. Aslında en büyük katma değer burada başlıyor. Yatırım turuna çıkmak istiyorum dediği anda herhangi bir kurucu, girişimci, biz o zaman kendisine bir form yönlendiriyoruz, ön bilgileri alıyoruz ve bir skorlamaya tabi tutuyoruz. Bu skorlamanın öncesinde 3 tane temel şey arıyoruz. Bir, şirket kurulu olsun, yani anonim şirket olsun ki payları değiştirilebilsin, işlem görebilsin. İkincisi, Türkiye'de kurulu olsun. Şu anda yurt dışında, Avrupa veya başka coğrafyalarda bir yatırımı yatırımcılarımıza götürmüyoruz. Üç, bu ikisinin haricinde gelir üretmeye başlamış olsun. Bu üç şartı sağladıktan sonra biz hemen kendisini bir skorlamaya tabi tutuyoruz. O skorlamada belirli şeyin üstünde ise eğer, belirli bir rakamın üstünde ise, o zaman arkadaşlarımız hemen arıyorlar ve bir görüşme talep ediyoruz. O görüşmede şirketi tanıyoruz, onların yatırımcı sunumlarını dinliyoruz. Ve eğer bize anlamlı bir iş gibi gelirse, o zaman ikinci adıma geçiyoruz ve o şirketin analizini yapıyoruz. Bir fiil yatırım analizini çıkartıyoruz. Yani dünyadaki rakipleri kimlerdir, bu pazar ne kadar büyüktür, takım ne kadar iyidir, gelirleri nasıldır, finansal projeksiyonu nasıldır, burada oluşmuş olan pazar riskleri varsa bunlar nedir, her şeye bakıyoruz. Bu çıktıktan sonra ben ve arkadaşlarımız bir kez daha görüşüyoruz ki orada yapılmış olan yatırım analizine göre takım nasıl duruyor, bizim sorularımıza nasıl cevap veriyor ve ek isteyeceğimiz bir takım belgeler ve şeyler var mı, çalışmalar. Bunları da aldıktan sonra eğer ikna isek biz ekip olarak, bunu bir yatırım komitemiz var, oraya getiriyoruz. Yatırım komitemizde kim var? Startup borsanın kurucuları, Inveo Holding'in yönetim kurulu başkanı Onur Topaç var, Ersin Pamuksüzer var. Biliyorsunuz kendisi birçok startup dünyasında birçok yapıyı kurmuş, geliştirmiş, büyütmüş kişi. Koray Bahar var. Bugün Figo Para'nın genel müdürlüğünü, CEO'luğunu yapıyor. Daha önceden çok başarılı bir exit'i var. Ve girişim tarafında fikirleri değerlendirmek konusunda kendisi çok güvendiğimiz ve çok dinlediğimiz bir kişi. Dolayısıyla bu üçlüyü yatırım komitemizde değerlendiriyoruz. Eğer yatırım komitemiz tamam bu şirket yatırıma çıkabilir derse, yatırımcılarımıza götürülebilir derse, o zaman işte bu bizim sistemimizde bulunan 1000 tane, 950'si melek yatırımcısı olan, 100 tanesi kurum olan şirketlere ve bireylere bu fırsatı götürüyoruz. Ve bu fırsata göre de onların yatırım yapmaları üzerine yatırımcı olarak girişimciyle birleştiriyoruz ve
Toplantıda kendileri karşılıklı olarak oturup bu yatırım fırsatını değerlendiriyorlar ve ona göre de bu girişime yatırım yapıyorlar. Startup borsa kısaca böyle. Peki abi, ben normalde ikinci bölümde pandemiyi konuşuyorum ama 2021'de kurulmuş, pandemi döneminde kurulmuş bir Evet. şirkette bunu konuşmak çok doğru olmayacak ama yine de oradan bağlayabiliriz. Ben biraz da sizin bilişim kökeninizden de kaynaklı. Bahsettiğiniz o 3200 kullanıcı arasında bilişim yatırımları ne durumda, teknoloji yatırımları ne seviyede? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Ve hani sizin bakışınızda yatırım, genel bir bakışınız var ama teknoloji tarafında konuşmak isterim. Neler söylersiniz bununla ilgili? Evet. Zaten bugün bizim yatırım dünyamızı değerlendirdiğimizde genelde görmüş olduğumuz şey yani startup şey olarak, felsefe olarak zaten süratli büyümek üzere kurulmuş bir şirket. Dolayısıyla siz zaten ister istemez bir işi farklı bir şekilde bakıp felsefeyi özünde belki aynı tutup ama bunu pazara götürürken ya da hizmeti sunarken farklı bir şey yaptığınızda burada kullanmanız gereken şey teknoloji. Dolayısıyla bizim girişim sermayesi şirketlerinin çoğu teknoloji odaklı işlere yatırım yapıyor. Onun için bizim ne kadarımız teknoloji şirketi derseniz %100'ü teknoloji şirketi hepsi. Dolayısıyla pandemi bize çok etki etmedi. Yani burada işlerimizi yaparken biz zaten ekranların arkasında toplantılarımıza aynen devam ettik. Hatta artarak bile devam etti. Dolayısıyla bizim açımızdan pandemi hiç neredeyse etkin olmadı. Diğer taraftan teknoloji tarafında tabii Türkiye'nin gelişmiş kasları bir şekilde ortaya çıktı bu birkaç yılda. Özellikle biliyorsunuz oyun tarafında ve Getir'le birlikte lojistik tarafında unicornlar, dekakornlar çıktı. O nedenle Türkiye aslında o kaslarını geliştiriyor. Bence önümüzdeki dönemde de önemli oyuncular arasında olacak. Oyun tarafı bence rüştünü ispat etmiş. Dikey'de birçok ülkeye nasıl bu dikeyde başarılı olunur diye gösterecek çok daha örnekler de çıkaracak diye düşünüyorum. Ama lojistik tarafında biliyorsunuz zaten Getir'imiz var. Diğer tarafta Trendyol'umuz duruyor ve bir sürü yeni unicorn mesajları da alıyoruz. Insider en son geldi. Dolayısıyla burası hem büyüyen, gelişen hem de Getir'i açısından da yüksek risk içermesine rağmen başarılı örnekleri bugüne kadar önümüze getiren bir yerde duruyor. Onun için benim doğrusunu isterseniz sektöre ilişkin görüşüm çok olumlu ve çok ileriye gidecek diye düşünüyorum. Peki biraz da geleceği konuşalım. 2021'de kurulmuş bir şirketin gelecek planları hakkında neler söylersiniz çok bilmiyorum ama nedir Evet. hedefler? Atıyorum Türkiye'den çıkacak yeni bir unicorn'u yabancı yatırımcıyla buluşturmak mı? 2200 olan rakamı 5000 lira 10 bin lira taşımak mı? Biraz da isterseniz bunları konuşup bitirelim. Evet, yani şimdi herkes tabii bir unicorn'u yakalama peşinde. Yani melek yatırımcılar da bir unicorn yakalayabilir miyim? Girişim sermayeleri acaba onun yolculuğuna ben de ortak olabilir miyim diye bakıyor. Ama yani bilelim ki unicorn çıkartmak kolay bir şey değil. Bunun zaten hani bir ortağı olmak da gerçekten çok ciddi öngörü yapılmış olan operasyonlarda çok iyi giden uygulamalar falan gerekiyor. Biliyorsunuz startup dünyasının %95'ten daha yüksek bir oranı aslında başarılı olmayan projelerle dolu. O nedenle hakikaten küçük bir şey var orada. O nedenle startup borsa bence bir unicorn yakalasın, bunun işte yatırımcılara götürülmesine aracılık etsin. Bu bence çok güzel bir şey. Olursa gerçekten çok sevinirim. Ama aslında bence daha doğru olan şey startup dünyasında birçok iyi fikir var. O fikri hayata geçirmek için çok hırslı bu girişimleri kurmuş. Belirli kendi yatırımları yani kendi sermayesini riske atmış ya da bir girişimci melek yatırımcıyla girişim hayatına başlamış olan insanlar var. Burada onların herhangi bir fona ulaşamayıp o büyümelerini gerçekleştirememeleri ve bunun nedeniyle de
Bu nedenle de işlerine devam edip startup'ı kapatmak zorunda kalmaları benim içimi acıtan bir şey. Halbuki biz insanların o noktaya sadece sermayeye erişemedikleri için gidememelerine engel olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. O nedenle doğru yatırımcıyla doğru girişimi buluşturmak bence çok önemli bir şey. Birincisi bu. İkincisi, bu sektörde işte ben 35 yıldır iş hayatındayım. Bu sektörde en önemli şey genç girişimcilerimizde olmayan şey bir şirketin yönetim tecrübesi. Ürünü üretiyorlar, çok iyi bir ürün. Pazarda uyumu yakalıyorlar. Müşteri buna para vermeye hazır. Fakat büyümeye başladığı zaman şirketi yönetmek çok önemli hale geliyor. Dolayısıyla o yönetim tecrübesini onlara aktarmak lazım. Mentorluk yapmak ve kurumu geliştirmek lazım. İkincisi ise bu kişilerin network yok. İş dünyasında işbirliği kuracak doğru insanlara erişimleri yok. Dolayısıyla bu iki tane şey o girişimlerin fikirlerinin çok süratli olarak başarılı olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bence en büyük gelecekteki yapacağımız şey bu iki işi doğru yapıp şirketleri fonlayabilen yatırımcılarla buluşturmak ve onların başarı hikayelerini en azından erken aşamada bitmesinin önüne geçmek, başarılı şirketler çıkartmak. Ama bizim büyük resimde istediğimiz şey sadece Türkiye'de değil, global pazarda gerçekten bu işi yapabilen ve çekim merkezi olabilecek bir noktaya götürmek Startup Borsa'yı. Harika. Levent Bey, çok teşekkür ediyorum. Hem katıldığınız hem de verdiğiniz bilgiler için. Uzun süre sonrası online de olsa görmek çok keyifliydi. İnşallah bir sonrakinde de yüz yüze sohbet etme şansımız olur. Çok teşekkür ederim. İnşallah ben de sizi gördüğüme çok sevindim. Size de yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Ne zaman isterseniz ben buradayım. Startup dünyası ile ilgili girişimciler ve girişim sermayesi şirketleri ile ilgili sohbet etmek için hazırım. Görüşmek üzere. Değerli Ekip Prizmek izleyicilerim, bugünkü röportaj konumuz Startup Borsa CEO'su sevgili Levent Bakdemir Akdi. Kendisiyle hem Startup Borsa hem de gelecek planları konuştuk. Enterprise Next röportajlarımız devam ediyor.